Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan yepyeni Nokia 3310. Öncelikle ilk 3310 2000 yılında adeta bir milenyum hediyesi gibi karşımıza duruyordu cihaz. Şimdi 2017 yılındayız. Nokia geçmiş tasarımına sadık kalarak yeni bir 3310 çıkaracağını duyurdu. İlk duyumlarımıza göre gerçek bir akıllı telefon bekliyorsanız biraz beklentilerinizi aşağı çekin. Çünkü Nokia 3310'un orijinal haline sadık kalınacağı için böyle über bir telefon performansı sergilemeyecektir. Fakat tabii ki de sistemsel yeniliklere gidilecektir. Geçtiğimiz günlerde bir tane konsept video yayınlandı arkadaşlar. Ona bakarak konuşursak eğer ekranın renk olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Gönül isterdi ki işletim sistemi Android olsun, marketlerde o uygulamadan bu uygulamaya at koşturalım. Fakat dedikoduların en çok ciddileştiği yer işletim sisteminin Symbian OS olacağı yönünde. Tuş takımlarında ise geçmişten farklı olarak plastik yapı yerine böyle metalik bir yapı kullanılacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca telefonun üzerinde bir 3.5 mm'lik jack girişi var. Buradan da anlıyoruz ki MP3 falan filan dinleyebileceğiz, ona kulaklık takabileceğiz. Kişisel olarak beni en çok şaşırtan noktalardan bir diğer ise şarj girişinin USB Type-C olması. Tabii ki de bu videoda size aktardığımız bilgilerin hiçbirisi resmi kaynaklar tarafından onaylanmadı. Fakat 3310'un unutulmazları insanlık tarafından onaylandı. Bunlar nedir? Birincisi telefonun sağlamlığı. Aranızda hatırlayanlar olacaktır. Biz bu baltamızla ne LG'ler ne iPhone'lar parçaladık. İnşallah yeni gelen 3310'da o kadar sağlam olacaktır. Şimdi benim açımdan dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Yılan oyunu. Benim kişisel görüşüm yılan oyununun orijinal dokusuna dokunulmaması yönünde. Fakat üzerine yenilikler eklenebilir. Yenilikten kastım elma yedim büyüdüm gibi şeyler değil. Ne bileyim ben arkadaşımla multiplayer oynayabileyim, liglere girelim, level sistemi olsun, değişik yetenekler olsun falan filan. Tabii şimdi o dönemlerde lisede veya ortaokulda olanlar bilecektir. Yatağın altında şarj ettiğimiz Nokia 3310'ların bir hafta giden şarjı hala dilimizde pelesenk. Doğal olarak yeni çıkacak 3310'dan da en azından buna yakın bir performans bekliyoruz. Hemen size müjdeli haber olarak şunu da belirteyim. Yeni 3310 çıkar çıkmaz alıp sağlamlık testine sokacağız. Şimdi sizlere değişik bir anket hazırladım. 3 tane görseli arka arkaya göreceksiniz. En beğendiğiniz konsept hangisi onu lütfen anketimizden belirtin. Şimdi şunu bir hemen açayım, içinde ne olduğunu merak edenler vardır. İşte gördüğünüz gibi bizim baltamızın içinde o meşhur eski 3310 var. Şimdi sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözüm tabii ki size burada kaçıyor. Videomuzu yerde görüşürüz.